Herkese merhabalar arkadaşlar. Güneşli bir Ankara pazarından sizleri selamlıyorum. Palyon'un içerisindeyiz. Belki 1,5-2 haftadır bir video atamama serüvenim vardı. Çünkü gerçekten ciddi bir koşuşturmanın içerisindeydik. Bir Giresun'a gittim geldim. Hep size söz verdiğim gibi uzun yol vlog çekmek istiyordum. Yakıt tüketime odaklı Palyo hakkında ama maalesef yoğunluktan ve arabanın içinin kalabalığından maalesef sizlere bu görüntüleri alamadım. Ama tabii ki bu videonun içerisinde hem vlog tarzı sizlere 2 haftalık süreçte yaşadığım yoğunluğu ve bu otomobilin yaklaşık 3500 kilometrelik bende hissettirdiklerini sizlere bahsetmeye çalışacağım. Aldığımız günden bu yana arkadaşlar yaklaşık 3500 kilometre yol yaptım. Gerçekten yadsınamayacak derecede fazla bir kilometre yaptım. 45 gün civarında oldu çünkü bu otomobili alalı. Hatta şöyle söyleyelim. 45 gün değil, 2 aya yaklaşıyor. Ayın 1'inde 2 ay olacak ve ben bu videoyu... Evet, 29 Ekim. Bu arada herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayalım arkadaşlar buradan. Şöyle yolumuza doğru katılalım. Evet, yaklaşık 2 aylık süreçte 3500 kilometrelik yol bence az bir değer değil. Ama tabii ki bunun içerisindeki en büyük pay Giresun'a gidip gelme olayı. Hani onu da göz önünde bulunduralım. 3500 kilometrede neler yaşadım, ne yaptı bu otomobil, bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. İlk aldığımda tabii ki LPG yoktu. LPG montajını ben gerçekleştirdim. Atiker LPG sistemi var ve tek nöbetli enjeksiyonlu olduğu için eski sistem şartelli. Gazdan LPG'ye benzine çekiş yapabiliyorsunuz ama otomobil her halükarda LPG'de dahi çalışabiliyor. Soğukta ne kadar da randumanlı çalışmasa da böyle sesli çalışsa da ısındıktan sonra 10 numara bir hale geliyor LPG sistemi. Ama dediğim gibi ilk çalıştırmada, soğuk çalıştırmada dahi LPG'de çalıştırabiliyorsunuz ama ben bunu önermem. Benzini alın akşam, sabahta tekrardan benzinde çalıştırabilirsiniz. Evet. Palyo 3500 kilometrede arkadaşlar. Termostatında bir problem vardı. Araba ısıtmıyordu kaloriferi. Yani hararet ortaya gelmiyordu. Termostat müşüründe ve onun bir mekanizması varmış. Onu komple değiştirdik. 700 liralık işçilikle beraber bir maliyet oldu bize. Sağlam Oto'da yaptık bunu. Daha önceki Maria videolarımı izleyenler varsa orada da görebilirler. Sağlam Oto'yu oraya gittik yine ve onlar halletti. 700 lira civarında bir para tuttu. Onun haricinde başka yaşadığım problem, koltukta bir ses geliyordu. Koltuk böyle biraz geriye doğru kayıyordu kendiliğinden. Onun bir sol tarafında kopma olmuş, oraya kaynak yapıldı. Onun haricinde başka bir problem çok şükür şimdiye kadar yaşamadım. Gerçekten Giresun'a gittim geldim pıtır pıtır. Yani o kadar hoşuma gitti ki araba içerime sindi. Ben hep korkuyordum hani hararet artar mı ne olur. Hatta Palio'yu ilk seferde götürmeyecektim. Ama sayı fazla olduğu için Polo'yu, Alp, diğer amcamların arabaları bir şekilde dolu oldu. Artık bu arabanın da çıkması gerekti. Hani ilk başta bir tedirgindim. 99 model bir araba. Tamam, çok şükür ne kadar da bakımlı ve kilometresi de düşük dahi olsa bir korkuyorsunuz arkadaşlar. Bir problem çıkarır mı? Yol çünkü bu. Eğer yolda bir problem çıkardığında gerçekten çok büyük sıkıntı. Hani zehir oluyor gününüz. Ama saat gibi gitti geldi maşallah diyorum. Gerçekten inanılmaz kendime bağladı otomobil beni Giresun yolculuğunda. Tamamen ben gittim geldim. Başka biri kullanmadı bu otomobili. Totalde 1300 kilometrelik bir yol yaptım. 100 kilometrede Giresun'un içerisinde oldu bu. Giresun'da da abimin kırası vardı arkadaşlar. Geçen hafta da abimin düğünü vardı. Onu da buradan söyleyeyim. Polocu gitti. Şöyle bir durum var. 1300 kilometrede bu otomobil 80 kuruş LPG tüketti. Bakın size şimdi öyle veriler vereceğim ki diğer marka model otomobillerine ne kadar yaktığını göreceksiniz aynı kilometrede ve karşılaştırmayı siz yapacaksınız. Babamın arabası 2019 model Toyota Corolla 1.6 Multidrive S. Tam 60 kuruşla gitti geldi. Yani kilometrede 60 kuruş. Tabii şu an belki kızacaksınız. LPG'yi kaçtan aldın? Tam 9.40 TL'lik litre fiyatından aldım LPG'yi. Lütfen bu anlamda hesabınızı yapın. 60 kuruş yakmış oldu otomobil. 9.40 LPG ile kilometre başına Corolla. Polo, abimdeki Polo, onu da kanaldan biliyorsunuz. 2011 füme renkli 1.4 atmosferik LPG'li. Arkadaşlar 64 kuruşta o yaktı, bu manuel. Bu otomobil 80 kuruş yaktı. Fatih abimde Rio vardı. 2011 Rio. 1.4 otomatik. 80 kuruş o yaktı otomatik ama LPG'li. Onun haricinde
Başka gelen otomobillerden Honda Civic vardı. 2006 kasa. Arkadaşlar o da aynı şekilde 65 kuruş civarlarında bir yakıt tüketimine ulaştı. Ciddi güzel değerler bunlar. Yani baktığınızda yıl ne kadar yeni olduğunda atmosferik motorda daha az yakıt tüketimini görebiliyorsunuz ama bu markadan markaya da değişiyor. Yani 2006 bir Civic çok da güzel yakıt tüketimi var. O kasayı bayılıyorum bir tek iki kasasına zaten. Ama bu otomobil fazla yakıyor arkadaşlar. Ne olursa olsun ilk aldığımda hep aklımda bu soru işareti vardı çünkü benzinde 1 lira 70 kuruş yakıyor 1.4 motor. İlk LPG taktırmışım. Bayağı da bir amorti ettiğimi düşünüyorum çünkü gerçekten fazla biniyorum. 2 ayda 3500 kilometre az değil bence. Yani totalde baktığınızda nereden baksanız yılda 15.000 kilometreye geçecek bu şekilde kullanma olursa. Şimdi şöyle bir durum var. Ben Ankara'da Palio grubuna üyeyim. Aynı zamanda bir WhatsApp grubumuz da vardı. Çok da güzel insanlar var grupta arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yardımlaşma çok güzel. Buluşmalar oluyor. Ben daha gidemedim ama inşallah en kısa zamanda yanlarına gideceğim. Buradan da onlara selam göndereyim. Ben gruba yazdım. Dedim böyle böyle arabam 80 kuruş yakıyor. Uzun yola gittim geldim. Hani sizlerin arabası ne durumda? Görmek istedim açıkçası. Herkes bu arabanın çok az yaktığını söylüyor 80 kuruşla. Şehir dışında hep 90 kuruşlarla gezmişler. Şehir içerisinde 1 lira. Benim arabada şu anda şehir içerisinde 95 kuruş 1 lira yakıyor. Bu. Yine 9.40'tan bahsediyorum arkadaşlar LPG fiyatı. Ankara'dayız. Hani bu anlamda baktığımda evet maşallah dedim iyi. Bu da kilometresinden dolayı büyük ihtimalle 127.300 kilometre oldu şu anda. 123.900 civarlarında aldım ben bu otomobili. Hani yani kilometresi düşük olduğu için bu kadar az yaktığını düşündüm açıkçası. Şöyle cama doğru verelim. Biraz çünkü sıcak oldu. Yani şimdi bu anlamda düşündüğümüzde fazla. Yani piyasadaki otomobillere göre ama gerçekten beni yine de mutlu ediyor arkadaşlar onu söyleyebilirim. Özellikle 90-100 km saat hızda gitmek gerçekten keyif veriyor. Ama uzun yolda nasıl hissettirdi? Şimdi motor sesiniz her yani hemen hemen her devirde geliyor arkadaşlar. Çünkü 90 km saat hızda 3000 deviri üzerinde oluyor bu otomobil. Yani en büyük sıkıntısı bu. Hatta ben sizin için şöyle biraz benzine çekeyim otomobili. Dönüşte tatlı bir gazlama yapalım. İnşallah çekim açısı güzeldir. Eski bir otomobil koltuk ayarını çok yapamıyorsunuz. Hani çok da yere çökemiyorsunuz. Uzakta da oturamıyorsunuz. Aynaların açısından dolayı. Biraz şu an yüksekte bir açı olmuş olabilir ama inşallah güzel hissettiriyordur. Evet yani uzun bir süre uzun yolda 140'da gittim. Ben de bu arada 4 kişiyim giderken dönerken 5 kişi geldim. O kadar rahat hissettiriyor ki 140'da ve 140'a kendinizi sabitlediğinizde otomobil öyle bir alışıyor ki gaz pedalı böyle sertleşiyor, araba düşmüyor. Gaza bastıkça daha da ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar. O oyunu çok beğendim. Yani 140-140 gitmek bu otomobile kesinlikle zevk veriyor, onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama 140'ı da tavsiye etmiyorum. Niye etmiyorum? Airbag yok. Allah korusun ABS yok, güvenlik sistemleri yok. Yani Allah'a emanet gidiyorsunuz arkadaşlar. Ne olursa olsun elden temkini bırakmamak gerekiyor. Ondan dolayı kesinlikle tasvip etmiyorum. Hız yapmayın bir otomobilde ama 120, 110, 100 sabit gerçekten çok tatlı. Hani hiç kendisini yormuyor. Rahat rahat gidebiliyor arkadaşlar. Uzun yolda aynalar çok güzel iş görüyor. Ama dediğim gibi şehir içerisinde maalesef aynaları beğenmiyorum arkadaşlar. Çok dar. Ve ince sol taraftaki zaten bildiğiniz ev aynası. Sağdaki de soldaki çok yakını gösteriyor. Şimdi şöyle 4. viteste yavaş yavaş oturuyorum. Ya Palio çok ısındım. Ya şu an hatta baktığım otomobiller arasında 2005-2006 Palio MK2'nin 1-2 otomatik speed gear şey olarak geçiyor. Subaru şanzımanlı yani CVT şanzımanı var. Yani aklıma yatmıyor değil, gerçekten çok hoşuma giden bir otomobil o. Çekişi falan da güzel, 80 beygirlik o. Şimdi mesela yürüyoruz tatlıdan. Siz de görüyorsunuzdur kadranı. 140'ım şu anda 5000 devir. Benzinde çekişi çok güzel. O kadar alıştım ki arabaya ve çok hakim hissediyorum kendimi. Mesela 150'de rahatça gidebiliyor. Hiç kasma yok. Rüzgar sesini duyabiliyorsunuzdur. Ben bağırıyorum çünkü şu an konuşurken. Şu an basmıyorum gaza.
Türk otomobillerinin yanından geçerken sallıyor. Şöyle yavaşladım biraz. 7'ye geliyoruz. Konforu güzel ya, ama Palio'nun şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Araba hızlandıkça hafifliyor. İşte bu güven anlamında çok ciddi bir problem yaşatıyor size anlık. Çünkü araba gerçekten leylek gibi oluyormuş gibi hissediyorsunuz. Çünkü yerden gerçekten çok yüksek. Yani biraz daha yere yakın yapılsa, basılsa, bir coil koysa çok daha tatlı olur kesinlikle. Çünkü şu anda otomobil hızlandıkça hafifliyor. Ne kadar yavaşlarsanız o kadar yere bastığını hissediyorsunuz bu otomobili. Ya zaten normal şartlarda, fizikte de öyle. Hızlandıkça sürtünme kuvveti yavaşlayacak, azalacak. Çünkü daha hızlı döndüğü için yere temas yüzeyi azalıyor. Ya bunu biliyoruz, ama bunu bu otomobilde daha çok hissediyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Onun haricinde Palio neler hissettiriyor? Kesinlikle bir öğrenciyseniz, üniversitede kullanacaksanız ya da yeni evli iki kişilik bir aileyseniz ya da benim gibi bekar, işten eve giden, arkadaşlarıyla boş vakitlerinde buluşan ve araba hastası olup sürekli arabasını yıkamak isteyen biriyseniz mutlaka tercih edebileceğiniz güzel otomobillerden birisi. Masrafsız, evet biraz fazla yakıyor ama bunu fiyattan çıkarıyorsunuz. Uygun bir otomobil arkadaşlar. Yani nereden baksanız şu an piyasanın en uygun otomobillerinden birisi. Ki tabii ki benim otomobilim ciddi anlamda Türkiye'nin sayılı otomobillerinden olduğunu düşünüyorum. Hani bu anlamda mütevazı davranamayacağım. Çok şükür sonuna kadar arkasındayım ve çok da bakımlı düzgün bir otomobil olduğunu düşünüyorum. Böyle bir otomobil aldığınızda 160 bin bandına, 150 bin bandına çıkacaksınız. Daha yüksek isteyenler de var tabii ki, ama oralarda hani biraz daha arabanın olayı ya da seçenekleriniz artıyor diyeyim ben size. Genel anlamıyla Palio böyle. Sizlere tatlı bir video çekmek istedim. Onlarca bahsetmek istediğim başka bir detay. Polo ile video çekecektim. Fırsat bulamadım maalesef arkadaşlar. O da yaklaşık 14 bin kilometre oldu bizde. 4 ayda, 5 ayda. Gerçekten ciddi bir yol yaptık Polo ile de. İlk bakımını yaptık. Liquid Moil diye bir yağ koyduk. O mutlaka onu koydurun. Sesi kesiyor arkadaşlar. Böyle haftan sesli çalışıyor Polo'ların 1.4'leri çünkü. Bakın viraja giriyorum. Ya korkutucu biraz. Ama alıştıktan sonra güzel. Ben mesela limitini öğrendim. Bak 70'de dönüyorum. Burada çoğu otomobille zaten 80'de dönüyordum. Bak 70'de dönüyorum. Hiçbir problem yok. Açıyor ama gitgide. Alıştıktan sonra dediğim gibi limitini öğrenin. Tatlıca keyif geçirebileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz bir otomobil. Kesinlikle zevk alarak biniyorum Palio'ya. Tasarımının güzel olduğunu düşünüyorum o yıllara göre. Özellikle arka tasarımı. Çok daha yeni nesil bir otomobil tasarımı var arka yüzde. Ön tarafta ne kadar daha Coca-Cola şişesi görünümündeki ön farları çok da cazip etmese de sizi yine de hoş duruyor. Onu söyleyebilirim. Farlarımın aslında değişmesi lazım da, bir tanesi çok soluk, sinyallerim de çok iyi değil. Evet, gelelim kalalım gidişatına. Arkadaşlar sizden rica ediyorum. Bakın lütfen, lütfen halen daha abone değilseniz, bir abone olmak gerçekten paralı değil. Hani yaşça büyük abilerim ücretli zannediyor. Ücretli değil. Lütfen bir abone ol butonuna basarsanız beni çok daha motive edersiniz. Gerçekten çok yoğun bir iş temposunda çalışıyorum. Vakit çok bulamıyorum. Yani bir gün iznimde dahi YouTube'a video çekmek için çalışıyorum. Lütfen siz de bana abone olursanız hani beni teşvik etmiş olursunuz. Ben de bunun karşılığını alabildiğimi düşünebilirim. Gelecek çok güzel videolar var, onu söyleyeyim. Çok tatlı bir E9316'muz var, gri. Furkan'ıma selamlar gönderiyorum. İzliyor bizi şu anda zaten. Onun haricinde E36'muz var, Dakar Gelp sarı. Müthiş bir araba. Beraber aldık. E36 320. 6 silindirli stok bir otomobil. Ama ön yüzünü falan komple değiştirdi Sinan kardeşim. Stoplarını, sinyallerini, çok tatlı bir şey oldu. Kılıç sacını falan. Hasta o zaten. Ondan da bahsetmiştim, tanıyorsunuz. Evet, E36 hastası, çocukluk hayaliydi. Kendilerinin 2011 Corolla'lara vardı füme. Kanalda videosunu görebilirsiniz. Onun haricinde bir E36 aldık ona. Onun haricinde dediğim gibi yine çok güzel videolar gelecek. Bir tane E92 çok tatlı bir şeyimiz var. 328 3 serimiz, inşallah o gelecek. Megane Coupe çektiğim Can abimin arkadaşı. Oraya gideceğiz, onu çekeceğiz inşallah. Ya güzel projeler gelecek. Yani daha başka konseptler de oluşturmaya çalıştırıyorum ama
Gerçekten bir türlü hani bu aralar çok yoğunduk. Düğün arifesi, düğüne hazırlıklar. Kendimi çok çok fazla YouTube'a veremedim. Ama çok güzel bir ivmeyle gidiyoruz. Sadece abone sayımız çok az artıyor. Yani burada gerçekten üzülüyorum. Çünkü misal veriyorum, ayda 200 bin kişinin üzerinde izlenme alıyoruz çok şükür. Yani bunun yüzdeye vurduğunuzda arkadaşlar 180 bini, hatta 185 bini yabancı izleyici. Ama tamam, hani birçok videoyu izlemiş olsun bir kişi, 5 kere video izlemiş olsun bir ayda. Hani onu hesaba vurduğunuzda şöyle söyleyeyim size. Aylık yabancı 30 bin kişi izliyor arkadaşlar bizi ama abone olunmuyor. İşte bu gerçekten ister istemez üzülüyorsunuz. Ben 30 bin 30 bin de abone olsun istemiyorum. Çünkü bazı insanlar bilmiyor. Gene be medya diyebiliyor. Hani giriyor o hafta, bu zaten video atmıştır diyor. Gene be medya yazıp videoyu izliyor. Ya bunu okey. Ama abone ol butonuna basmak. Çünkü şöyle bir kitle var arkadaşlar YouTube'da. Adam diyor ki 15 bin. 15 biniz biz çok şükür. Ya diyor düşük. Abone olmuyor, geçiyor gidiyor. Ama videoları seviyor. Yani bizle beraber büyüyor aslında o da. Hani beraber yani bizi izleyerek biz büyüyoruz onun sayesinde. O bunun farkına varıyor ve sonra diyor ki ilerle, ya ben bunu 15 bindeyken tanıyorum. İşte 15 bindeyken bir abone olsan bana destek olmuş oluyorsun. Ama insanlarda şu algı var. Abonesi düşük. O yüzden abone olun diyoruz. Yoksa abone olmanın çok bir faydası yok. Asıl amacı şu: diğer insanlar bunun abonesi fazlaymış, buna abone olayım ben de demek için abone olunuyor. Hani bunu da belirtmek istedim. Evet, tatlı bir cumartesi. Belki videonun başında pazar demiş olabilirim. Bugün cumartesi arkadaşlar. Ben de birazdan bir düğüne gideceğim. O yüzden şöyle güzel saat 2:30. Güzel tatlı bir video yaptığımı düşünüyorum sizlere. Palio almayı isteyen çok fazla kişi var. Çok fazla mesaj geliyor bana Instagram üzerinden. Onlara da çoğunlukla cevap vermeye çalışıyorum. Onlara da bir referans video olacağını düşünüyorum. Çünkü 3500 kilometrelik uzun kullanım testinde gerçekten yağ gibi aktı gitti. Yani çok sevdim otomobili. Bakın şu anda hararet çıktı. Belki çoğunuz diyeceksiniz hararet niye bu kadar yükseliyor? Buraya kadar yükselmesi normal. Çünkü fan açıyor birazdan. Trafiğe girerseniz bu otomobile direkt hararet yükseliyor arkadaşlar. Fanı açıyor, geri düşüyor. Öyle bir olayı var. Evet, başka söylemek istediğim bir şey kalmadı. Hepinizi seviyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah beğeneceğiniz faydalı ve güzel bir içerik olmuştur. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Eşinize, dostunuza da beni önermeyi unutmayın. Sizin de çekmemi istediğiniz otomobiller varsa lütfen oralara da yazın. Onun da videosunu çekelim. Hatta şunu da söyleyeyim. Otomobil günlüklerim Oğuzhan abi artık Ankara'da. Hepiniz zaten takip edip tanıyorsunuzdur. Onunla da çok güzel içerikler gelecek inşallah Oğuzhan abiyle beraber. Çünkü kendisi çok sevdiğim bir abim. Yani çok dua ettik Ankara'ya gelsin diye, sonunda geldi. Artık beraberiz diyelim. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin. Görüşmek üzere.